Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim sağımız solumuz belli olmuyor. Kah bankada, kah fabrikada, kah yolda, kah arabada halk arsesini takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün işleme başlayan Dofer vardı. Bir de geçen haftadan halk arzdan kalan Meka beton 3. tavanını yaptı. Dofer 1. tavanını yaptı. Öğlen gün içinde sizlere tavandaki lot miktarlarını paylaşmıştık. Hemen hemen aynıydı. Dofer'de 13 milyon lot alış emri var. Meka Beton'da 28 milyon lot tavanda alış emri halen var arkadaşlar. Ama geldiğimiz noktada şöyle bir durum var. Bakın, el değiştirme oranları. Öğlen de el değiştirme oranlarını paylaşmıştık ama bakın Dofer daha ilk günden 7700 adet lot satış yapılmış. 0,05 oranında bir el değiştirme oranı var. Meka Beton'da da bugüne kadar 3 günde 68,7 bin 68.700 lot satılmış arkadaşlar. 68.700 lot el değiştirmiş. 3. işlem gününe kadar toplamda %0,41 oranında el değiştirme oranı var. Kağıt toplayıcısı demiş ki, İki halka arzdan da tavan serisi beklentim yüksek. Bireysele eşit dağıtılması ve herkese az lot düşmesi sebebiyle Tarkim'e çok benziyorlar diyor ama pek öyle Tarkim'e benzeyeceği de benzemiyor. Hani bugün bu hafta Tap Gıda'nın halka arzı var, talep toplaması var. Tap Gıda hani popülerlik bakımından bir nebze Tarkim'e benziyor olabilir ama geldiğimiz noktada Dofer ve Meka'nın hem sektörü farklı hem de sanki Tap Gıda'da Tarkim'de 2 lot dağıtması biraz etki etmişti uzun süre tavan serisinin devam etmesine ve sadece bireyselde kalması etki etmişti. Dofer, Meka, Tap Gıda bunların hepsi aslında ayrı ayrı sektörlere ait şirketler ama geldiğimiz noktada kağıt toplayıcısına da katılmamak yine elde değil. Yani yukarıya tükürsek sakal bıyık, aşağı tükürsek sakal, BIST 100 endeksi ne yazık ki halen düşme evresinde. Bakalım, umuyoruz toparlayacak arkadaşlar. Akşama kadar biz buradayız, bakalım akşam da kapanış verilerini sizlerle paylaşırız. Biz buradayız, tekrar görüşeceğiz.